Her ne kadar başarılı bir ralli aracı olsa da Audi Quattro Group B'nin talihsiz kaderine boyun eğmek zorunda kalmıştı. Efsane klasmanın son bulmasıyla Audi Quattro'nun kariyeri de noktalanmıştı. Kariyerinizin zirvesindesiniz ve çok büyük tutkularınız var. Ama bir anda birisi size gelip diyor ki, artık yarışamayacaksın. Artık senin yarıştığın klasman yok. Yani sizi kaldırıp sanki hiç var olmamışsınız gibi bir köşeye fırlatıyorlar. İşte Audi Rally takımının başına gelen 1980'lerde tam olarak buydu. O tutkuyla yeni teknolojiler için çabalayan mühendisler. Etaplar arasında aracı her seferinde yarışa hazır hale getirmek için kanter içinde kalan mekanikler. Ve her yarış öncesinde ölümü göze alarak o koltuğa bir kez daha oturan pilotlar ve limitleri zorlayan Audi Quattro'lar. Hepsi Grup B galaksisinden bir yıldız gibi kayıp gitmişti. Peki Grup B'nin sonunu getiren o trajik kazaları hiç yaşanmasaydı Audi ortadan motorlu rakiplerine karşı yeni bir araç yapar mıydı acaba? <laughs> Önden motorlu Audi Quattro'ların rakiplerine karşı gücü her geçen gün azalıyordu. Ama Ingolstadt'taki yönetimse sır satış kaygılarından dolayı aracın değiştirilmemesini ve sürekli geliştirilmesini istiyorlardı. Yani motorun önde kalmasını istiyorlardı. Yeni bir araç yapılmasına müsaade etmiyorlardı. Daha önce de söylediğim gibi yeni bir araç yapıp bunu rallide kullanmak zaten hali hazırda satışı devam eden Audi Quattro modellerinin imajının zedelenmesine sebep olurdu. Ama bu kaygıyı taşımayan Peugeot ve Lancia gibi diğer takımlar sürekli araçlarını geliştirip yepyeni sırf yarış için dizayn edilmiş ortadan motorlu araçlar ürettikleri için Audi bir şeyler yapmak zorundaydı. Çünkü önden motorlu bir konfigürasyonla ortadan motorlu safkan yarış araçlarıyla mücadele etmek gerçekten çok zordu. Ve Audi bu duruma bir çözüm getirmek zorundaydı. Çünkü eğer Audi takımı, Audi markası yarış kazanamaz hale gelirse rallide bu sadece hali hazırda satılan Quattro modeli için değil tüm Audi modelleri için büyük bir zarar olacaktı. Peki neler oldu? Audi gerçekten S1 2nin yerine bir araç yapmış mıydı acaba? gerçekten bir sonraki sezon yarışacak olan bir ortadan motorlu Quattro var mıydı? Audi Rally takımı Volkswagen yönetiminden gizli olarak ortadan motorlu bir Quattro üzerinde çalışmaya başlamıştı. Daha önceki Quattro efsanesi videosundan hatırlayacağınız Ferdinand Pich resmi olarak projeye onay vermese de Arka planda projeyi destekliyordu. Projeyi basından ve yönetimden gizli tutmak adına, hala soğuk savaş bölgesi olan Çekoslovakya'da, Prag'ın 300 kilometre güneyinde Desna Test Merkezi denilen bir yerde çalışmalar yürütülüyordu. Takımın başındaki isim Roland Gumpert o dönemi şu sözlerle anlatmıştı. Sınırı geçtiğimiz an içimiz rahatlıyordu. Çünkü Desna'da bizi bekleyen pusuya yatmış gazetecilerin olmayacağını ve bizi kimsenin rahatsız etmeyeceğini biliyorduk. Ortadan motorlu Quattro'nun parçaları Ingolstadt'tan Desna'ya üzerinde Kenya testi yazan kutularla sevk ediliyordu. Ve bu şekilde şirket içindeki ajanların da durum hakkında bilgi sahibi olması engelleniyordu. İlk test araçları yanlardaki hava kanalları dışında S1-E2'den çok da farklı gözüken araçlar değillerdi. Ancak o küçük hava kanalları detayı bile o aracın s 1 2den ne kadar farklı bir konfigürasyona sahip olduğunu ele veren küçücük bir detaydı aslında. Çünkü bu kanallardan aracın ortasına konumlandırılmış olan 5 silindir motora oksijen sağlanıyordu. Deneme araçlarında direkt s 1 2deki motorun aynısı kullanılmıştı. Motor zaten her zamanki gibi aşırı güçlüydü. Ama aracın yol tutuşu ve kontrolü inanılmaz gelişmişti. Birkaç testten sonra bu yeni prototip Walter Röhl'ün direksiyona geçmesi için hazırdı. Röhl aracı bu. Hamburg'da bol virajlı bir yolda test edecekti ama birileri basına bilgi sızdırmıştı. Takım tırları test bölgesine vardığı zaman ortalık basın kameralarıyla kaynıyordu. Roland Gampert prototipin görüntülerinin basına sızma riskini göze alamazdı ve bu yüzden tırları geri çevirip Almanya sınırına döndü. Dönüş yolunda Bavyera'da teste uygun asfalt bir yol buldular ve aracı indirip burada test etmeye başladılar. Bu kısmı Walter Röll'ün sözleriyle anlatacağım. Aracı indirdiğimiz yol hafif virajlı, Bazen gazı kökleyebileceğiniz düzlükleri olan ikinci sınıf bir asfalttı. Normalde yeni bir aracı eskisi kadar dengeli hale getirmek 40 gününüzü falan alır. Ama bu araç daha ilk günden başka bir seviyede olduğunu göstermişti. Motor farklı değildi. Sonuçta Sport Quattro E2'deki motorun aynısıydı. Ama virajlarda kontrol edilmesi çok daha kolay bir araç haline gelmişti. Ard arda gelen sert dönüşlerde dengesini kaybetmiyor, size daha fazla zorlamanız için güven veriyordu. Kimse bulunduğumuz bu sıradan yolda böyle bir test yapmamızı beklemiyordu. Almanya sınırına oldukça yakınlık, 40-50 kilometrenin ardından bir yokuşu çıktıktan sonra polis aracını gördüm. Yanlarına durup "Neden buradasınız? Bu yoldan geleceğimi biliyor muydunuz?" diye sordum. Onlar da "Hayır Bayrol. Geleceğinizi önceden bilmiyorduk. Ama son 10 dakikadır geldiğinizi duyuyoruz." demişlerdi. Fotoğraf çekmek istediler ama onlardan bunu yapmamalarını rica ettim. "Tamam Bayrol, fotoğraf çekmeyeceğiz." İçiniz rahat gidebilirsiniz. Ama önce gerçek bir rally kalkışı yapmalısınız demişlerdi. Güzel bir gündü. Efsane değil mi ya? Efsane değil mi ya? Yani Walter Röhl'ün tüm bu güzel sözlerine rağmen hikayenin devamı bu kadar güzel ilerlemeyecek. Takımın mutluluğu fazla uzun sürmedi. Nasıl çekildiği bilinmeyen bir fotoğraf basına sızdırılmıştı. Ve Avusturya'da gazetelere çıktı. Bu durum Ferdinand Pihi, Volkswagen yönetimine karşı inanılmaz zor bir durumda bırakmıştı. Zaten Wolfsburg yönetimi uzunca bir süredir Ferdinand Pihi, e Audi Rally Quattro programını bitirmesi için baskı yapıyordu. Pihi ise yönetimin istediğinin tam tersini yapıp yeni bir rally aracı geliştirilmesi için gayri resmi destek vermişti. Fotoğrafın basına sızdırılmasından 48 saat sonra Volkswagen yönetiminin emriyle Ingolstadt'ta Ferdinand Pih'in gözlerinin önünde o prototipler parçalarına ayrıldı. Walter Röll ise o dönemi şu sözlerle anlatmıştı. Hayal kırıklığına uğramıştım. Toplamda 180 kilometre kadar kullanmış olmama rağmen o yeni aracın Audi bambaşka bir seviyeye taşıyabileceğini anlamıştım. Volkswagen ortadan motorlu Quattro projesini rafa kaldırıp Audi'nin mücadele şansını elinden alacaktı. Ama Audi Sport takımı buna müsaade etmedi. Çünkü FIA, Motor Sporları Federasyonu, daha Grup B iptal olmadan önce bile bir sonraki klasman olan Grup S için planlamalar yapıyordu. Ve markaları da bu konuda bilgilendirmişti. Hatta Toyota, Lancia, Peugeot gibi takımlar da bu yeni klasman için bazı araçlar hazırlamışlardı bile. Ve zamanı geldiğinde Audi'nin de hazır olması gerekiyordu. Proje resmi olarak iptal edildikten sonra sonra Audi Sport departmanı gizledikleri diğer prototipi Desna test merkezine gönderip süreci devam ettirdiler. Desna'da teste devam eden pilot bu aracın bir önceki versiyondan ve S1'den çok daha iyi bir araç olduğunu Roland Gumpert'a bildirmişti. Ve Roland Gumpert'ın söylediklerine göre bu gizlenen prototipten Ferdinand Pich'in bir haberi yoktu. RS-002 ya da Gruppe S diye isimlendirilen bu yeni araç diğer versiyonlara, kendinden önceki prototiplere ya da S1'e hiç benzemeyen bir araçtı. Daha aerodinamik, yuvarlak hatlara sahip bir karoseri vardı. Kısa dingil aralığı ve sürücünün hemen arkasında aracın tam olarak ortasına yerleştirilmiş olan 1000 beygir güç üretebilen 5 silindir motoruyla RS-002 gerçekten rekabeti ortadan kaldıracak kadar iyi bir araçtı. Ne yazık ki Grup B'nin tarihsizce son bulmasıyla Grup S de ölü doğmuş bir kategori olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Audi RS Chip 02 ise hiç yarışma şansı bulamadan Audi Müzesi'nde Ingolstadt'ta bir köşede sessizce beklemeye başladı. Kim bilir belki de gelmiş geçmiş en iyi rally aracıydı ama bunu gösterme fırsatı bulamamıştı. Güzel olan şu ki Audi geçtiğimiz yıllarda bazı özel etkinliklerde Gösteri amacıyla Audi rs 02'nin asfalta adım atmasına izin verdi. Bu özel etkinliklerde Audi RS202'nin direksiyonunda kimin olduğunu tahmin etmek güç olmasa gerek. Walter Röhr. <laughs> Und jetzt hatte ich nach 30 Jahren das Glück, dass ich jetzt mal, mal nochmal zurückschauen darf, was damals gekommen wäre. İnsan düşünmeden edemiyor. Eğer gerçekten bu araç etaplara katılsaydı, yarışma şansı bulsaydı, yani o gönlümüze taht kuran espri 2'den farklı olarak neler yapabilirdi, bizi ne kadar etkileyebilirdi? İnsan bunları düşünmeden edemiyor.